Merhabalar. Bilgisayar modelistik yer ver eğitiminde. Bugün penye tişört model üzerinden ölçüsünü aldık. Bunu nasıl yapacağımızı anlatacağız size. Şunları silelim eskileri. Bunu da menüye gönderelim. Şimdi ölçüler burada var. Kare ikonunu aldık. Mouse üzerinde ekran üzerine pop-up yaptık. Model boyu 67. Tab tuşuna bastık. 24,5 da Y yönümüzdü. 24,5 genişliğiydi. Buna da 52 diye isim verelim. Daha sonra burada biz baktığınız zaman göğüs yeri omuzdan 25. Ayna yeri omuzdan 15. Yaka açıklığı 8,5. Yaka düşüklüğü 7. Burası da bizim omuzdan omuza çizgimiz. Bir de omuz düşüklüğü 5 santim. Bunları yapmak için paralel kopyala ikonunu aldık. Omuz çizgimize sol tıkladık. OK yaptık. Pop up. Eksi 25. Enter. Daha sonra tekrar omuz çizgisine OK'ye sol tıklayarak seçtim. OK dedim. Pop up. Eksi 15. Benim ayna çizgim. Şimdi omuzdan omuza çizgim oluşturacağım hem de omuz düşüklüğü çizgim oluşmuş olacak. Yine omuz çizgisine sol tıkladım. OK dedim. Pop up. Eksi 5 yazdım. Enter dedim. Paralel kopyala ikonu ile işim bitti. OK deyip işlemden çıktım. Şimdi bana yaka açıklıkları böl ikonunu aldım. Yaka açıklığım 8,5. Pop up yaptım çizgi üzerinde. 8,5. Enter. Daha sonra omuzdan omuza çizgimin ölçüsünü aldım. Şurada 22. Çizgi üzerine pop-up yaptım. 22 yazdım. Enter yaptım. Daha sonra geldim ayna genişliğime. Ön ayna 19,25. Ayna çizgi üzerine pop-up yaptım. 19,25 santim. Ön aynadan arka ayna yarım santim büyük olur. Nokta 5 santim de arka ayna yerini belirledim. Ön yaka, arka yaka düşüklüğü için ön ortasına pop-up yaptım. Tab tuşuyla yön değiştirdim. Arka yaka düşüklüğü 2 santim. Enter. Tekrar ön ortası çizgime pop-up yaptım. Tab tuşuna bastım. Ön yaka düşüklüğü de 5 santim olaraktan belirledik. OK dedim. İşlemden çıktım. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip omuz çizgimi oluşturdum. Tekrar geliyorum. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip son yazısını görünce nokta üzerine bıraktım. OK dedim. İşlemden çıktım. Ölçme ikonuyla omuz çizgimi ölçtüm. 14,4. Güzel. Şimdi burayı büyütüyorum. Buraya çünkü yakalar oluşturacağım. Eğri ikonumu aldım. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Burada arka yaka kavisimi oluşturuyorum. Daha sonra ön yaka noktasından ön yaka kavisini oluşturmuş oldum. OK dedim. İşlemden çıktım. Şimdi burada kol evini oluşturacağım. Eğri ikonu aldım. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Buraya da sol basılı sürükleyerekten geldim. Şu nokta ön ayna noktam. Bu noktanın üzerinden geçecek çizgim bakın. Şöyle kol evini oluşturdum. Sol tıkladım. Tekrar bu noktalardan tutturdum çizgimi. Bu da arka ayna noktam. Çizgim o nokta üzerinden geçecek. Şu şekilde de arka ayna kol evini oluşturmuş olduk. Arka kol evini. Tamam dedik. Çıktık işlemden. Etek genişliğim benim burada yarım santim içeri giriyor. Nokta 5 dedim. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip etek burada da yan dikiş kavisimi oluşturmuş oldum. Evet. Şimdi bir de şey yapalım. Ayna şey neydi? Ayı parçası. Ayı parçası Evet, yapalım. dönüşüm. Ayı parçasında dönüş mü yapalım? Dönüş yapalım. Ay parçasını yapalım. Paralel kopyalı ikonu alalım. Omuz çizgisine sol tıkladım. OK dedim. Pop-up yaptım. 2 santim. Ayna omuz dönüşünü çizgisini oluşturdum. Daha sonra simetri ikonunu aldım. Sol, sol, solla bunları seçtim. OK dedim. Omuz çizgisine bir kere tıkladım. Karşı tarafa simetrisini atmış oldu. Şimdi şu arka atsa yok tamam. Kalıp çıkar ikonuna tıkladım. Artık ön omuzum burası benim. Ön bedenim. Burası.
Burası, burası, ön bedenin burası. Okey, okey dedim. Buna tıkladım. Buraya 52 ön dedim. Enter. Arka bedenimde burası artık benim. Burası, burası. Buraları seçiyorum. Buradan burası. Okey, okey dedim. Buna da 52 ARK dedim. ARK. Okey, okey dedim. Sağlamasını yapmak istiyorum. Şu şekilde. Geldim. Çizgi birleştiriyle şu noktayı seçerekten çizgiyi seçtim, noktayı sildim. Şimdi arkadaşlar sağlama yapacağım. Şu çevre noktasında katlayı ikonumu seçtim. Sol basılı sürükleyerekten bu noktayı seçtim. Daha sonra bu noktayı seçtim. Bu çizgiye bir kere tıkladım. Okey, okey dedim. Çevreye dokun ikonuna tıkladım. Etek ucundaki noktayı burada. Şimdi burada sağlamasını yapacağım dedim. Bu ikonumuzu seçtik. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Bunu seçtim. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Bunu seçtim. Omuz çizgime tıkladığım zaman katladı buraya. Okey, okey dedim. Şimdi çevreye dokun ikonuma tıkladım. Buradaki noktaya tıkladım. Buraya geldiğim zaman görmüş olduğun gibi bu buraya dikileceği için sağlamasını yapmış oldu. Katlamaya aç dedim. Tıkladım. Açtı. Bakın. Katla dedim tekrar. Bu noktayı seçtim. Bu noktayı seçtim. Omuz çizgisini tıkladım. Buraya katlandı. Bu buraya dikilecek çünkü. Katlamaya aç ikonunu seçtim. Buradan arka bedenini seçeceğim. Ön bedeni seçmedim. Daha sonra çıt ekle diyoruz. Bir saniye. Şunu şuradan alayım. Parçayı birbiri üstünden. Çıt ekle ikonuna geldim. Buraya çıt ekliyorum. Buraya çıt ekliyorum. Şuraya dur. Şuraya çıt ekle ikonuna. Şuraya çıt ekliyorum. Şimdi dikiş miktarı vermeden önce, kumaş katı açmadan önce bir ay parçası yapacağız. Bölü ikonumu aldım. Buradan ay parçasını yapmak için arka omuz üzerinden pop-up yapıp 3 santim enter. Buradan pop-up yapıp 4 santim enter diyelim. Şu şekilde bir ay parçası oluşturalım. Kalıp çıkar diyelim. Buradan bu şekilde gelip arka yaka bu şekilde ay parçası. Buraya da ay diyelim. Ay çarpı 1 diyelim. 52. Okey, okey diyelim. Şimdi bu çizgi birleştirirle şuradaki noktaları silelim. Buraya dikilecek. Dikildiği zaman böyle katlanacak. Buna da çıt atalım. Görmüş olduğun gibi bu buraya dikilecek. Arka. Bu da bu şekilde çıt sil diyelim. Tıkladım. Çıt ekle diyerekten burada çıt eklemiş oldum burada. Şimdi kumaş katı yap diyeceğiz. Kumaş katı yap ikonunu seçtim. Arkayı, önü, ay parçasını seçtim. Okey dedim. Kumaş katı açtım. Şu şekilde geldiğimde gördüğün gibi ay parçası buraya dikilmiş olacak. Bu kadar. Şimdi kumaş katı katla diyorum. Kalıpları seçip okey okey yapıyorum. Bu kadar. Dikiş miktarı da verelim. Dikiş miktarı yap diyelim. Kalıbın ortasına tıklayalım. Ortasına tıklayalım. Ortasına tıklayalım. Okey diyelim. 1 santim dikiş miktarı verelim. Etek uçlarını seçelim. Okey diyelim. 2,5 santim dikiş miktarı verelim. Okey okey dedikten sonra geriye dönen köşeye tıklayıp etek uçlarına çıt eklemiş olalım. Daha sonra kaydet deyip sağ tıklayıp tümünü seç. Orijinal konumunda kaydeti seçip okey okey diyelim. Üzerine yaz. Tamam. Bu kadar. Kol. Kolu bir sonraki derste anlatacağız. Kol.